sağlık dediğimiz hadise biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir iyilik halini temsil eden bir olayı. Ortaya çıkan COVID-19 pandemisi hem biyolojik açıdan, hem psikolojik açıdan, hem sosyal açıdan bizim iyilik halini, bulunduğumuz normal durumu tehdit eden bir salgın olarak ortaya çıktı. Şimdi ilk başta bu salgın Çin'de ortaya çıktığında ve küresel medyaya da yansıyınca ülkelerde bir duyarlılık oluştu. Aslında ilk vaka açıklanmadan Türkiye'de bu konuda bir farkındalık oluşmuştu. İnsanlar maskeler takmaya başlamışlardı, daha az dışarı çıkmaya başlamışlardı. Çünkü bu işin tehlikeli olduğunu bir şekilde hissediyorlardı. Fakat bu 3-4 aylık eve kapanma sürecinden sonra dışarı çıkıldı. Yavaş yavaş bütün yasaklar kaldırıldı. İnsanlar artık koronavirüsünü ciddiye almamaya başladılar. O farkındalık düzeyi bir duyarsızlığa dönüştü ve insanlar artık dediler ki ne olursa olsun atın, yani çok hoş bir deyim değil ama şu anda içinde bulunan psikolojiyi anlatması açısından atın ölümü arpadan olsun şeklinde bir duyarsızlık, ölecekse de gelsin öldürsün bizi noktasına, her şeye razı olan bir noktaya geldiler. Bu da biraz mücadeleden vazgeçme anlamına geliyor. Bu çok tehlikeli bir nokta. Yani ve insanlar herkese bir şeyler olacak ama kendilerine bir şeyler olmayacak. Ve bunun yanlış okudular. Yani bu koronavirüsü biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan kendini korumanı gerektirdiği gibi bu açılardan diğer insanı da koruman gerekiyor. Yani karşılıklı bir görev sorumluluğu yüklüyor ve bu da tabii ki çok önemli bir değeri yeniden keşfetmemiz lazımdı. O da insan hayatına saygı. Yani bu süreç, salgın, COVID-19 korumamız, üzerine titrememiz gereken en önemli değerin insan hayatına saygı olduğunu ortaya koydu. Fakat biz şu anda kendi hayatımızı korumak konusunda bir gevşeme var, bir duyarsızlaşma var ve diğer insanların hayatlarını, sağlıklarını koruma konusunda bir duyarsızlaşma var. Bu da çok tehlikeli bir sürecin önünü açıyor hepimiz için. Tehdit devam ediyor fakat bu neticede olacak, bu çok sıradanlaştırıldı. Sıradan bir tehdit, risk olarak algılanmaya başladı. Riskin sıradanlaşması aslında kötülüğün sıradanlaşması anlamına geliyor. Çünkü kötülük şu, virüse karşı kendini korumaman herkes için bir kötülük oluşturuyor. Benim hasta olmam, benim virüse yakalanmam, senin yakalanman demek. Ve bu felaket giderek topluma yayılıyor. Başka insanların hayatları dahil her şeylerini tehlikeye atıyor. Şimdi bu riskin sıradanlaşmasının yol açtığı bu kötülüğün sıradanlaşması durumuyla biz karşı karşıyayız. Burada şu çok önemli. Karşılaştığımız risk rutin, sıradan bir risk değil. Biz bunu sıradanlaştırırsak kendi hayatımızı yokluğa götürmek gibi, ölüme götürmek gibi, diğer insanların hayatını da tehlikeye atmak gibi kötülüğü sıradanlaştıran, böyle bir kötülüğe neden olabilmek gibi çok yani hem insani hem ahlaki hem İslami açılardan büyük bir sorumluluğu yüklenmiş oluruz. Bence bu dönemde hiç unutmamamız gereken bir şey var. Daha doğrusu bir ayet-i kerime var. Bir insanın hayatını kurtarmanın, bütün insanlığın hayatını kurtarmak, bir insanın ölümüne sebep olmanın, bütün insanlığın ölümüne sebep olma. O bilinci bence yeniden fark ederek
bu riski sıradanlaştırmayarak bu kötülüğün yaygınlaşmasına elimizden geldiğince engel olmaya çalışmamız lazım. Şimdi tabii insanların bu konuda şöyle bu sürecin başında, çünkü insanlık, bütün dünya çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bu Covid salgını, salgın olmanın ötesinde bir felaket. Ve bu kadar dünya ekonomisini, dünya sağlık sistemini, siyasal sistemi, uluslararası sistemi o kadar sarstı ki dedik ki Covid-19'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakikaten hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Bizim bu salgının bizim içinde bulunduğumuz insanlık durumunu kökten değiştirdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yeni duruma göre yaşamamız lazım. Ben artık eskisi gibi düğün yapamam. Ben hangi tedbiri alırsam alsın, alayım 1500 kişilik, 100 kişilik, 50 kişilik düğünler yapamam. Ben artık 2 saat arkadaşımla bir kafede oturup sohbet edemem. Ben artık eskisi gibi eşimi, dostumu ziyarete gidemem. Saatlerce oturup sohbet edemeyiz. Ben eskisi gibi artık herkesle el tokalaşamayız. Yani bir yaşam tarzı değişikliğinden bahsediyoruz. Ve biz yapmış olduğumuz hatalar, ben işte bütün tedbirlerimi aldım, düğünümü yaparım ben. Burada bir kasıt yok. Bir sorgulama yapmak lazım. Burada söz konusu olan husus insan hayatı. Siz insan hayatı söz konusuysa, hangi tedbiri maksimum düzeyde alırsanız alın, gene de risk varsa yapacağınız faaliyetten vazgeçmeniz lazım. Yani bir maske takma konusunda yanlış maske takmamı. Mesela bu konuda çok bilinçsiziz. İşte maskeyi takıyor, kullandığı maskeyi yere atıyor. Ya bu konuların hepsinde çok insan hayatına saygı ilkesi çerçevesinde üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Yani ve bu çok önemli bir şey. Yani bir başkasına zarar vermeme ilkesi. Kendimize ve bir başkasına zarar vermeme. Şimdi bu kendime ve bir başkasına zarar vermemek için ben hayatımı yeniden nasıl düzenlerim? Eski kalıplarla biz davranamayız. Yani işte düğündür, dernektir, taziyedir. Yani bu böyle bir şey olamaz. Yani düğün yemeği, takılar vesaire, yani biz artık onları bir şekilde unutmamız gerekiyor. Çünkü insana bir şey olduğunda hiçbir gelenek, hiçbir görenek, hiçbir şey o yapılan zararın karşılanmayacak. Yani ülkemizde işte gördük, insanlar bir araya geldiği andan itibaren salgında patlama yaşıyor. İşte düğünler, taziyeler, toplu aktivitelerden, yani ana kaynaklardan birisinin bu olduğunu biliyoruz. Yani kendimize psikolojik olarak yeni bir rutin oluşturmamız lazım. Yeni bir hayat tarzı. Sosyal ilişkilerimizi buna göre yeniden nasıl düzenleriz, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Bu da bireyle başlıyor. Bireyle başlıyor, sonra bulunduğumuz çevreye bunu yayacağız. Sonra bunu kurumlar sorumluluklarını yerine getirecekler. Yani maskesini takmayan birisini bile uyarmak bu toplumda kavga, şiddet nedeni olabiliyor. Biz bilakis maskemizi takmadığımız zaman bizi uyaran birisine teşekkür etmeliyiz. Yani bu noktada ancak böyle bir dayanışma ruhuyla, böyle bir saygı kültürü, böyle bir yardımlaşma kültürüyle bunu aşmamız mümkün olabilir. Şimdi tabii kurumsal anlamda eğitim artık mevcut şartlarda devam ettirilemez hale geldi. Yani mekan olarak okullarda yapılan faaliyet evlere taşındı. Ve burada tabii sahip olduğumuz teknolojik imkanlar sayesinde sahip olduğumuz büyük nimet, eğitim devam ettirilebilir durumda. Online dediğimiz
eğitim programları sayesinde eğitim devam ettirilebiliyor. Burada eğitimin devam ettirilebilirliği bence en büyük imkan. Bunun üzerine odaklaşmak lazım. Burada iki tane temel sorun var. Bir, okul sadece okul değildi. Okul aynı zamanda bir diğer insana dokunma yeriydi. Yani sosyalleşme mekanıydı. İkincisi, okulda öğretmenler var. Bunlar yol gösteriyorlardı. Şimdi online eğitimde aileler hem öğretmenin misyonunu yüklenme hem de sosyalleşme, kendilerini arkadaş yerine arkadaş misyonunu yeniden yerine getirmek gibi bir görevle karşı karşıyalar. Bu da tabii aileler için büyük bir meydan okuma. Bu konuda nasıl yapılacak çok belirli değil. Yani süreç devam ediyor aslında. Ondan dolayı ailelerin, öğrencinin aslında artık yeni dönemde öğrenci olmak ne demek? Yeni dönemde anne baba olmak ne demek? Yani anne baba olmak demek çocuğa bilgisayar alıp onu bilgisayar başına oturtmak mıdır? Öğrenci olmak demek sadece EBA'dan ya da online programlardan program seyretmek midir? Bunun üzerine yeniden düşünmeleri lazım. Kendilerini yeniden tanımlamaları lazım. Ben olabildiğince ailelerin, artık velilerin ve kardeşlerin birbirlerini kardeş, arkadaş, daha çok sosyalleşebilecekleri bir yeni bir tanımlama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Artı velilerin de yol gösteren bir öğretmen misyonu nasıl edinebilirler, rehber olabilirler eğitimde, onun üzerinde düşünmelerine de ihtiyaç var diye, ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Online eğitim, dediğim gibi, sizin imkanları ne kadar güçlü kullandığınızla ilgili olan bir husus. Online eğitimin en önemli faydası, zaman mekan sınırını ortadan kaldırabiliyor. Siz sınırsız bir şekilde o eğitimi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. İkincisi, mesela birçok fiziki zaman kaybını ortadan kaldırıyor. İşte servise binmiyorsunuz, sabah erken kalkmak zorunda değilsiniz, bütün gününüzü bir yerde harcamak zorunda değilsiniz. Böyle de çok olağanüstü imkanları var. Şimdi bu sürecin verimli olması tamamen kişinin o seyrettiği programın üstüne kendisinin ne eklediğine bağlı. Yani eğer dersi dinledikten sonra bir öz disiplin bilinciyle kendisini araştırmaya sevk ederse, okumaya sevk ederse ve çok güzel bir şey var. Online bu teknolojik imkanlar sayesinde bilgiler, kaynaklar etrafımızda sarılı. İstediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz, istediğimiz kaynağa ulaşabiliyoruz. Eğer öğrenci bilgilerini çeşitlendirirse, bu imkanları kullanırsa, farklı kaynaklara ulaşırsa verimlilik düzeyi çok fazla artar diye düşünüyorum. Yani sıkıntı şu, ben verimli olacağına kanaatim o yönde. Yani online eğitimin, ya bir de şu var, dünya kaçınılmaz bir şekilde online'a gidecek. Yani artık eski gibi okul, mekan eğitimi artık o kapanmak zorunda. Çünkü insanlığın geldiği aşama bizi o yöne sürüklüyor. Problem, biz eski kurumsal eğitim ile birdenbire kendimizi bu işin içinde bulduğumuz için yeni duruma adapte etmekte zorlanıyoruz. Ama tecrübemiz arttıkça bence bunu başaracağız. Mesela bir örnek vereyim. Zoom daha önce de vardı. Fakat bununla beraber bütün hayat Zoom'a taşındı. Şimdi bu süreçte Zoom
firması diyelim, onlar da eksikliklerini fark ettiler, kendi altyapılarını güçlendirdiler. Mesela çok daha güçlü bir programla karşı karşıyayız. Farklı eğitim programları var. Yani imkanlar da artıyor. Yani ihtiyaçlar ortaya çıktıkça eğitim imkanları, online iletişim imkanları da artıyor. Bence biz de bu süreçte bu imkanlardan maksimum düzeyde nasıl yararlanabiliriz? Bunların imkanlarını araştırmanın, öğrenmenin peşinde eğer olursak verimli olur. Ama sadece bir saat dersi dinleyeceğim ve bu bitti, ondan sonra yatış pozisyonuna geçmek ya da telefonla oyun oynamak maalesef bir verimsiz bir sürece de çocuklarımızı mahkum edebilir.